Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya bir uzay yarışının içinde ama Türkiye uzay teknolojileri ve araştırmalarına çok uzaktı. Son yıllarda ise bu alanda çok ciddi bir hareketlenme başladı. Şu ana kadar uzaya fırlatılmış 9 adet uydu çalışmamız var. Tabi bunların birçoğu yurt dışına yaptırıldı. TürkSat'la başlayan uydu serüvenimiz 2010'lara doğru Bilsat, Rasat, Göktürk derken hem çeşitlilik kazandı hem de yavaş yavaş bilgi birikimi ve tecrübe edinmeye başladık. Türkiye'nin uzay çalışmalarını önce TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yürütüyordu. Ardından Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Yani ölçek olarak aynı olmasa da bizim de artık bir NASA'mız oldu. Ve kurulduğu günden beri bu ajans birçok çalışmaya imza attı. Geçen gün de yeni bir gelişme duyuruldu. Milli uzay maceramızın bir basamağını oluşturan Ay Araştırma Programı için tasarlanan uzay aracı ile ilgili ilk bilgileri verdiler. O yüzden bugün Türkiye'nin uzay aracını ve bugüne kadarki uzay maceramızı konuşuyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın dördüncü kuruluş yıl dönümüne ulaştık. Bu yüzden de ajansın sosyal medya hesabından bir görsel paylaşıldı. Bu görselde Türkiye'nin yeni uzay aracı vardı ve bazı özellikleri verilmişti. Yeni uzay aracımız iki ayrı modülden oluşacak. Aracı tasarlayan kurum TÜBİTAK Uzay, araç göreve hazır hale geldiğinde Ay'a ulaşacak. Orada gerekli gezileri yapacak, yüzeyi görüntüleyecek ve bilimsel veri toplayacak. Bu görevleri yürütmesi için gereken bütün alt sistemleri ve komuta kontrol yazılımlarını TÜBİTAK Uzay geliştiriyor. Yani tamamen yerli bir teknolojiyle Ay'a ulaşacağız. Araçta yüksek çözünürlüklü bir kamera bulunacak. 5 kilometre genişlikte bir alandan 1 metreden daha iyi çözünürlükte görüntüler elde edilecek. İki farklı frekansta çalışan haberleşme sistemi sayesinde dünyadaki yer istasyonuyla kesintisiz bağlantı sağlanacak. Bu sistem sayesinde yüksek hacimli veriler de dünyaya aktarılabilecek. Bu araç aslında Sovyetlerin başlattığı uzay yarışına artık bizim de dahil olmaya başladığımızın en önemli göstergesi olacak. Elbette daha yürüyecek çok yolumuz var. Hatta belki de daha yolun başındayız. Ama bu aracı Ay'a göndermekle büyük bir sıçrama yapacağız. Bu çok güzel bir gelişme olacak ve biz bunu hak ettik. Çünkü uzun zamandır uzay alanında varlık gösterebilmek için çabalıyoruz. Bu çabayı da Türkiye'nin uzay macerasında görmek mümkün. Evet 3 Nisan 2018'de Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Peki bu dönemden önce Türkiye bu alanda hiç mi çalışma yapmadı? Elbette yaptı. Bu çalışmalar TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülüyordu. Haberleşme, yer gözlem, keşif uyduları gibi türlü projelerimiz oldu. Biz uzay teknolojileriyle ilk olarak haberleşme alanındaki projelerle tanıştık. Ve bu projelerin ilki TürkSat 1A'ydı. TürkSat 1A ilk iletişim uydusu denememizdi. Tabi biz sadece ihalesini verdik. Tamamen yurt dışında yapıldı ve 24 Ocak 1994'te uzaya fırlatıldı. Ama arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa çakıldı. Bu çalışma sigortalı olduğu için maliyeti sigorta şirketinden alındı ve bu parayla Türksat 1B yapıldı. 10 Ağustos 1994 tarihinde uzaya fırlatıldı ve Türkiye'nin ilk başarıyla fırlatılmış ve yörüngeye oturmuş uydusu oldu. Türksat 1C 1996'da fırlatıldı. 2008'de ise Türksat 1C'nin bütün sinyal trafiği Türksat 3A'ya aktarıldı ve 2010'da görevine son verildi. Türksat 2A 2001'de fırlatıldı ve 2016'da görev ömrünü tamamladı. Ardından devreye giren Türksat 3A'da bir şeyler değişmeye başladı. Bu uydumuzda Fransız İtalyan ortak yapımı bir yeni nesil haberleşme uydusu, ama bu sefer Türkiye bu uydunun tasarım ve üretim sürecinde Türk mühendislerin görev almasını şart koştu. Çünkü artık hazır alım değil, yetişmiş insan gücüyle yerli uyduya doğru yürümek hedeflendi ve Türksat 3A'da 22 Türk mühendis görev aldı. Bu uydunun görev ömrü öncekilerden yüzde 25 daha fazla. 13 Haziran 2008'de fırlatılan Türksat 3A 2028'e kadar yani 20 yıl boyunca görev yapacak. Türksat 4A ise Japon Mitsubishi Elektrik firması tarafından yapıldı. Ama yapımında yine Türk mühendis ve teknik elemanlar çalıştı. 14 Şubat 2014'te de fırlatıldı. Bunun ardından Türksat 4B projesine geçildi. Proje yine Japon firmasına verildi ve yine Türk mühendisler aktif rol aldı. Türksat 4B de 2015 yılında fırlatıldı. Bunun ardından da Türksat 5A 5B ve 6A derken hızla ilerleyen bir sürece girildi. Türkiye bu üç projede hem donanım hem yazılım hem de insan gücü bakımından yerlilik oranını büyük oranda arttırdı. Zaten önceki TürkSat projelerinde yetişen mühendislerle de her projede yerlilik oranı biraz daha artıyor. Yani haberleşme uydularında Türkiye 2008'e kadar sadece hazır alım yaptı. 2008'de fırlatılan TürkSat 3A ile birlikte ise kendi mühendislerinin aktif rol almasını sağladı. Ve bu alanda yetişmiş insan gücüne sahip olmaya başladı. Ama uydu çalışmalarının yapıldığı tek alan haberleşme değil. Türkiye'nin yer gözlem alanında da iki uydusu var. Bilsat ve Rasat. Bu alanda Türk TürkSat'tan da edindiğimiz bilgi birikiminin etkisiyle yerlilik oranı arttırıldı. Bilsat İngiliz yapımı bir uydu. Türkiye'nin ilk yer gözlem ve uzaktan algılama uydusu. Haritacılık, afet izleme, şehircilik ve planlama alanlarında görev yapıyor. Ayrıca TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve geliştirilen kamera çoban ve gerçek zamanlı görüntü işleme donanımı gezgin bir satın üzerinde test ediliyor. Rasatsa tasarımı ve üretimi tamamen Türkiye'de yapılan ilk yer gözlem uydumuz. TÜBİTAK Uzay tarafından hiçbir dış yardım ve destek almadan tasarlandı ve üretildi. 2011 yılında da Rusya'daki fırlatma üssünden fırlatıldı. Yer gözlem uyduları dışında bir diğer çalışma alanı da keşif uyduları. Bu bu uydular özellikle askeri anlamda Türkiye'nin gücüne güç kattı. Ama tam bu noktada bir gariplik var. Bizim keşif alanında iki tane uydumuz var: Göktürk 1 ve Göktürk 2. Ama önce Göktürk 2 uzaya fırlatıldı, sonra Göktürk 1. Yani bizim ilk keşif uydumuz Göktürk 2, ikinci keşif uydumuz Göktürk 1. Çünkü Göktürk 1 büyük bir gecikme yaşadı. Bu gecikmenin sebebi de İsrail ile yaşadığımız kıyasıya kavga. Öncelikle Göktürk 1, TUSAŞ, ASELSAN ve İtalyan Telespazio firmaları tarafından tasarlanıp geliştirildi. 50 santimetreye kadar görüş yeteneğine sahip yüksek çözünürlüklü bir yer gözlem uydusu projesiydi bu. Anlaşma 2009'da imzalandı. Göktürk 1'in ağırlığı 1 tonun üzerinde ve 90 dakikada dünyanın çevresinde bir tur atıyor. Dünya turu boyunca topladığı görüntüleri Türkiye'nin üzerinden geçerken Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın uydu yer istasyonuna aktarıyor. Yüksek çözünürlüğe sahip olduğu için de casus uydu olarak adlandırılıyor. İşte bu yüzden bu proje gecikti. Çünkü İsrail Göktürk uydusu projemizi duyunca çılgına döndü ve ortağımız olan İtalyan şirkete baskı yapmaya başladı. İsrail bu şirkete kritik bazı parçaları tedarik ediyordu. Bu kartı kullandı ve uyduyu tek bir şartla kabul edeceğini söyledi. Eğer uydu İsrail toprakları üzerinden geçerken görüntü almayacak şekilde tasarlanırsa bu uydunun yapımını kabul ederim dedi. Aynı dönemde Türkiye'de bu pazarlıktan haberdar oldu ve İtalyan şirkete baskıyı arttırdı. Şirketten uydunun dünyanın herhangi bir noktasından görüntü alabildiğini yani İsrail'e ait herhangi bir kısıtlama olmadığını kanıtlamasını istedi. Şirket ilk başta bunu kabul etmedi ama Türkiye bütün ödemeleri kesince geri adım atmak zorunda kaldı ve ardından Türkiye'nin isteklerine uygun adımlar atılmaya başlandı. Bu sorunlardan dolayı büyük bir gecikme yaşayan Göktürk 1 2016 yılında uzaya gönderildi. Göktürk 2 de bu arada yapılıyordu. 2012 yılında da Çin'den fırlatıldı kontrolü şu an Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda ve proje bütçesi 140 milyon lira. Göktürk 2 de Göktürk 1 gibi gelişmiş bir keşif uydusu. İsrail buna da şiddetle karşı çıktı ama Göktürk 2 projesinde İsrail'i adam yerine koyan olmadı. Çünkü Göktürk 2, TÜBİTAK Uzay ve TAYI işbirliği ile geliştirildi. Donanımların %80'i, yazılımlarınsa ise %100'ü yerli. Yani Göktürk 2 ilk Türk üretimi keşif uydusu. Tabii ki üretenlerin içinde yabancılar olmayınca İsrail'in tepkilerini ciddiye alan olmadı. Sadece Göktürk örneği bile aslında yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Keşif uyduları konusunda bir tamamlanmak üzere olan bir projemiz var. Göktürk 3 tamamen Türkiye'de tasarlanıp geliştiriliyor. Üretici firmalar Aselsan, Tübitak Uzay ve TUSAŞ. Diğer Göktürklerden çok daha yüksek çözünürlükte olan uydu gece gündüz her hava şartında görüntü alabiliyor. Hatta bulutlu havalar bile görüntü almasını engel değil. Yeryüzünde 20 santimlik görüntüleri bile alabilecek kabiliyete sahip. Yani Göktürk 3 uydusuyla bir teröristin vesikalık fotoğrafını çekmek mümkün. Proje 2013 yılında imzalandı. 2025 yılında yörüngeye oturması planlanıyor. İşte bu bahsettiğimiz bütün çalışmaları koordine edecek ve devlet kontrolünü arttıracak bir kuruluş lazımdı. O yüzden de Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Ve o Türkiye Uzay Ajansı bize aya göndereceğimiz yerli uzay aracımızın müjdesini de verdi. Bu haberle birlikte biz de küresel uzay yarışına dahil olduk. Dediğim gibi henüz başlardayız ama başladığımız zaman en iyisini yapacağımızı artık herkes biliyor ve inşallah bu alanda da insansız hava araçlarımızla yakaladığımız ivmeyi yakalayacağız. Bu ülke bu gücü, bu hakimiyeti hak ediyor ve inşallah birçoğumuzun ömrü bunu görmeye yetecek. Allah'a emanet olun.